Amca demek baba yarısı demektir. Öyle değil mi yeğenim ha? Yeşilçam sinemasının sevilen ismi Nuri Alço'da şaka ekibinin ağına düştü. Bir belediye Nuri Alço'nun adını bir sokağa vermiştir. Üstüne de bir parka da heykeli yapılmıştır. Bakalım görecekleri karşısında Nuri Alço nasıl tepki verecek? Geniş bir kadro, yine bir aradayız. Aslında zabıtalarımız da var ama pek sanıyorum onlara fazla bir görev düşmeyecek. Bu sefer tatlı bir şaka. Misafirimiz sevgili Nuri Alço. İtiler Sanatçılar Parkı'nda birçok sanatçımızın büstü var. Ve bugün plaketler hazırlanıyor, belediyeden görevliler geliyor ve törenlerle efendim vatandaşın da katılımıyla burada bir büstün açılışı töreni düzenleniyor. Bugünkü rolün resim heykel bölümü öğrencisi. Evet, Mimar Sinan ve Güzel Sanatlar Resim Heykel Bölümünden mezun olan bir sanatçısın. Gördüm yaptığın şahaneliği. Evet. Şahaneliği diyeceğim. Daha doğrusu o şeyi diyeceğim. Bilmiyorum Nuri Bey gördüğünde ne yapacak. Asıl daha da beteri bir de ismi de yanlış. Üstün altında Nuri Alçı olarak hazırlamışsınız. Tebrik ediyorum. Bakalım en büyük tepkiyi hangisinden alacağız ama herhalde büstün açılışı sona kalacak. Önce yukarıda mı görüyor Turgut? Yukarıda görüyor hocam. Görevin İsmini, nedir? Ben belediye başkan yardımcısıyım. Başkan yardımcısın. Ben Nur basın danışmanısın. Kemal yardımcılarısın. Herkes belediyeden. Ceyda muhabir. Sen de muhabirsin. Çok kışkırtmayın. Çok sinirlendirmeyin. Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Güzel bir günde Nuri Bey'le beraberiz. Görüşmek üzere. Ben yerime geçiyorum. Nuri Bey arabasıyla yanaştı. Şimdi arabadan iniyor. Karşılayın. Yalnız heykelin bulunduğu yere gelmeden önce isminin yazılı olduğu tabelanın önünde bir duralım. Sonra geleceksiniz bizim bulunduğumuz yere doğru. Hoş geldin. Merhaba, merhaba, selamlar. Merhaba Nuri Bey, ben Nur, ben basın danışmanım. Öyle mi? Memnun oldum, memnun oldum. Nuri Beyciğim hoş geldin. Ben belediye başkan yardımcısı Turgut Özdemir. Teşekkürler. Sağ olun, hoş geldin. Yalnız bakar mısınız? Son derecede şık. Tabii. Beşiktaşlı olduğunu biliyorum zaten. Beşiktaş Belediyesi'nin bir organizasyonuna geliyor diye renkleri de ona göre seçmiş. Siyah beyaz. Ah keşke biz de heykelin ceketini beyaz mı yapsaydık acaba? Neyse ama onun mavi ceketi de çok meşhurdur. Sanata değer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Buna fazlasıyla layıksınız. Heyecanlısınız peki? Tabii yani bir isim verilmesi sokağa değil mi? Çok haklısın. Çok önemli. Sağ bir isterseniz şöyle bir tabii. Gerçekten bu bizim ekibin buluşu arkadaşlar. Alçı yani alçı. Hani O'la Ö karışır da alçı nasıl olur? O'la Ö'de karışsa alçö mü olacaktı? Ne olacaktı? Nuri Alço. Peki o daha o daha komik geliyor da alçı daha sinir bozucu yani. Nereden buldunuz bunu? Şurada. Arkadaşlar trafiği durdurabilir miyiz?
bunu nasıl düşün? Kemal, hemen bir kalem bulmaya çalış. Hatta bul ve o ı'yı o yapmaya çalış. Bakalım yapabilecek misin? Bir kalemimiz var mı acaba abi? Nuri Bey, sanırım... Sanıyorum aceleyle bir şey yanlış. Başkan, yanlışlık olur mu yani? Şimdi siz koskoca bir başkan yardımcısınız ve kültüre bakıyorsunuz. Yani olacak bir şey değil. Ya haklı adam tabii. Herkes tanıyor, herkes biliyor Nuri Alço'nun ismini. Yani her gören bir güler yani bu tabelaya. Hemen derhal bunu şey yapın. Ben gönderdim de... Mermer yazsaydınız daha iyiydi. Yani Alço ne demek Alço diye bugün yani... Ben nasıl anladım? Daha önce böyle bir şey başınıza gelmiş. Tamam, benim bugün ilkokul talebesine sorun. Benim üç nesil Nuri Alço olarak bilirler şimdi. Alço ne demek yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yeni nesil de sizi tanıyor artık zaten. Çok çok ayıp. Herhalde yani böyle bir şey görmemişim şey. Yani bir de kültür, yani kültür demek yani bir sen sanatçının ismini soyadını doğru bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Kültür müdürlüğü ne işin gerekiyor. Var yani efendim? Sizce de önceden kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii canım, laf mı yani bu şimdi böyle bir... Nur Bey, saçma bu sapan. Hata düzeltilecektir. Ben şimdiden belediyemiz adına, kültür hizmetleri adına... Böyle bir şey yapıyorsunuz ama insan bir bakar yani, bir de asıyorsunuz yani bunu. Evet. Geçen ilkokul talebesi bilir yani bu Nuri Alço'yu sen... Daha önce böyle bir şey hiç olmadı değil mi? Olmadı tabii yani, bu Çekmece olmadı. Belediye Başkanı da koydu, doğru dürüst. Ya Nuri Alço dünya biliyor yani bu... Çocuğa sor, bilir yani. Böyle bir şey yok. Şey yaparız, düzeltip... Düzeltin onu çok başkan. Yani böyle bir olay yok yani ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gelmedi değil mi böyle ben bir şey? Ben onu hemen bugün halledeceğim Nur Bey. Onu düzeltip... Olmadı ama. Buyurun yani yakışmadı be. Belediyeye yakışmadı yani. Evet. Böyle şey yapacağız ama. Halledeceğiz. Hiç tadımız kaçmasın hakikaten. Aşağıda biz bunu telafi ederiz başkanım, hallederiz bu. Oluyor böyle tamamen sıkıntılar. Tamamen basın danışmanının cahilinden kaynaklı. Ama çok yanlış bir şey. Yani hesabını verecekler yalnız. Kültür bu ya, kültür bir sanatçısının ismini soyadını bilmiyorsa olmasın kardeşim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ilk önce kendisi görecek yani bunu. Gel abi, gel bakayım. Yalnız bayağı sinirlendi. Merdivenlerden inerken bile söyleniyor. Hadi bakalım şimdi aşağıda biraz önce hafif bir yatıştırıp sonra heykele geçelim. Çünkü üst üste olursa ikisi fena olur. Kaldıracak mısınız tabii? Başkanım gerçekten ben... Ya anında sökülsün o yani. Şimdiden sökülsün. Hemen telafi edeceğiz. Yok böyle bir şey. Gereklilikler yapılacak. Allah aşkına ya. Allah aşkına çıldırılacak bir olay yani. Yeşil... Nuri Bey. Kültür dediğin zaman bir insan... Ya sanatçısını bilmezse, ismini, soyadını bilmezse böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, bütün oradaki kalabalık, hepsi bizim oyuncularımız. Nuri Bey yaklaşırken kuvvetli bir alkış istiyorum hepinizden. Sizin de bir eliniz olsun istersiniz sanırım değil mi? Tabii ki isterim, istemez mi ya? Ben buraya severek geldim, sevinerek ama daha girişte hüsrana uğradık. Böyle bir şey görülmemiş yani hiç. Sağ olun. Neyse. Sevenleriniz de sizi karşılıyor, bekliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Burası gayet iyi. Bendur, sen bir şey içer misin diye sor bakalım. Sizi görünce mecburen biraz olsa yüzünüz gülsün. Bir şey içer misiniz? Gazoz? Vallahi ne varsa bir su daha içebiliriz. Gazoz? Gazoz öyle. Misafirlerimize ikram edin. Tabii de ki edeceğiz. Önce ondan tamam. Sonra biz içelim değil mi? Herkese Nuri Alço'dan gazoz arkadaşlar. Ceyda, sen de şimdi artık yavaş yavaş röportaja başla Nuri Bey'le. Tamam, herkese ben Nuri Bey'den gazoz istiyorsunuz. Sizi de özdeşleşti artık zaten. Yeni nesil de o şekilde biliyor sizi. Yeni nesil biliyor bizi tabii ki. Dediğim gibi üç nesil biliyor beni ama maalesef kültür müdürümüz bir şey bilmiyor demek. Turgut, sen bir kez daha özür dile Nuri Bey'den. Nuri Beyciğim, ben bir kez daha belediye başkanlığımız, belediyemiz adına ve kültür hizmetleri adına sizden gerçekten özür dilemek istiyorum. Şunun teminatını size verebilirim. Bu bir kere kayıtlarda, çekimlerde yer almayacak. Yani, o hatayı da en kısa sürede düzelteceğiz. Tam beni onurlandırdınız derken bir anda. Şimdi masamızı alalım arkadaşlar Nuri Bey'i. Bir soluklansın, bir gazozunu içsin. Bir kahvesi, suyunu içsin. Tamam. Hay. Buyurun. Buyurun başkanım, siz buyurun. Buyurun. Hayır.
Komisyonlarımın hatası. Ben hemen telafi ediyorum bunu. Var mı isteğiniz başkanım? Sağ ol. Böyle bir şey normalde mümkün değil. Turgut biraz sen kız Bennur'a. Çünkü bu hata onun, nasıl yaparsın böyle bir şeyi falan gibi. Ben bayağı o yazdım. O nasıl o ya döküyor kızım, gidiyor. Senin burada konuşabilecek hiçbir şeyin yok. Ben her şeyi, ben koskoca Beşiktaş ilçesinin bütün hizmetlerinin bizzat takipçisiyim. 24 saatimi veriyorum ben bu belediyeye. Ben de sabaha kadar uyumadım. Gerçekten size de söylemeye çalıştım. Siz beni yanınızdan ayırmanız, kontrol etme fırsatım olmadı ki benim. Bunun hiç mazereti yok. Bunun hiç mazereti yok. Evet yok, ben ama bunu telafi edeceğim. Sana biz bu iş için burada görev veriyoruz. Başka bir görevin yok senin. Ben gerçekten bir haftadır uyumuyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Bendur özür dile ya. Çok özür dilerim. Tamam. Elimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Şimdi de tabii biraz sinirlerim bozulsun. Tamam, İyi misiniz? Ben hayatımda böyle bir yaşanmamış. Yani ben ilk defa görüyorum böyle bir... Soyad değişikliği böyle bir şey olabilir mi ya? Çok özür dilerim. Yani gerçekten ben onu telafi etsem bağışlar mısın? Ben burada da ödüller aldım, bir sürü ödüller aldım. Normal ismini her yerde. Herkes alçı bilir yani. Ya gerçekten alçı nedir arkadaşlar ya? Ne demek alçı? Alçı diye böyle bir soyad tamam. Bir şey olabilir mi? Kızım ya? Bir özür dilemen lazım. Hala konuşuyorsun. Bir özür dilemiyorsun. Evet Bendur, ağlayarak kalk şimdi masadan. Bendur'cum sen gel şöyle biraz biz şey yapalım. Gel, sen kalk yavrum. Biz, sen de bir sakinleş, sen gel. Gel hadi. Başkanım tamam. Olacak şey değil yani. Gerçekten olacak şey değil ya. Ya ufak tefek bir kelime konuşurken olur da. Ya duvara yazıyorsun, caddeye yazıyorsun isim veriliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çok özür diliyorum. Bütün sanatçıların mumyalarını yapıyor adam. Çalışıyor bizim, ama nasıl? Bizim altına bir tanesinin isminin yani. Yanlış yazıldığını görmedim yani. Evet. Heykel ve... Heykel tıraştan bahsedelim şimdi biraz. Biraz sonra böyle bir şey yok. Tanışacaksınız. Heykeli yapan sanatçımız. Çok özel bir insan. Çok özel bir insan. Elçin Hanım. Tamam. Buyurun Elçin Hanım. Ben sizi alayım böyle. Buyursunlar. Ben pek anlayamadım ne olduğunu. O yüzden böyle bir şeyler. Hepsini. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Anlayamadım ben. Emeğinize sağlık. Size de teşekkür ederim de. Yani olmayacak. Cadde ismimizi veriyorlar. Soyadımız yanlış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bugün bütün Türkiye'nin bildiği bir ismin sen ismini değişik getiriyorsun, yazıyorsun yani. Şimdi biz ama üstümüzde telafi edeceğiz bunu değil mi? Şimdi üstümüzde telafi edeceğiz Nuri Bey. Hiç merak etmiyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Güzel bir eser çıktı, biz buna inanıyoruz. Çok yeteneklidir. İnşallah. Nereden mezunusunuz siz? Hangi şeyde okudunuz? Ben Mimar Sinan'dan. Mimar Sinan tabii ki değerli. Ah Mimar Sinan. Vallahi bizi topa tutacak heykeli görse. Nuri Beyciğim az evvel gelmeden evvel söylemiştim. Elçin Hanım hakikaten mesleğini, işini, sanatını o kadar iyi icra eden. Çok teşekkür ederim. Sanat detay, görece bir şey. Tüm yani... detayları o kadar irdeleyen bir sanatçımız ki. Bakın az sonra göreceğiz zaten. Sizi böyle beyaz kostümlü. Tasarlamış. Beyaz olmasın. Mavi mi o? Yani. Ceyda şöyle ayakta bir görüntü ve röportaj alalım Nuri Bey'den. Görüşlerini alalım. Evet biraz yumuşatalım ki o soyadı gerginliği geçsin ki heykel gerginliğine hazırlanalım. Bir görüntü alabilir miyim sizin için? Yan yana heykel tıraşla. Tamam. Görüşlerinizi almak için. Valla bahsettiğim ilk defa oluyor. Bir Eskişehir Belediye Başkanı da yapmıştı aynı şekilde. Çok güzel ses getirdi tabii ki bütün gelen seyirciler. Bugün bakıyorsunuz 70-80 araba otobüs geliyor. Bayağı bir izleyici kitlesi var. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Niye burası da öyle bir park olmasın? Niye burası da bir sanat galerisi haline dönüşmesin? Tabii ki mimarımız inşallah güzel bizim... Şeyimizi de yapmıştır üstümüz inşallah güzeldir. İnşallah beğeneceksiniz. Öyle Turgut başlayalım artık törenimize. Nuri Beyciğim başlayalım mı ufak ufak törenimize? Arkadaşlar izin verin biz. Bir alkış alalım öncesinde lütfen. Şöyle coşkulu bir alkış seyircilerden. Evet. Hanımefendi biz bir geçelim buraya. Evet. Bir moral alkış alabilir miyiz biz de? Bir alkış alabilir miyiz? Şöyle başkanıma Nuri Bey'e bir alkış alabilir miyiz? Kıymetli misafirler, değerli sanatseverler, bugün burada çok büyük bir sinema emekçisinin, sinema sanatçısının büstünün açılışı ve plaket töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Nuri Bey de gerçekten bize ehemmiyet verip burada bulunduğu için, bu ödül töreni için
Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bravo. Sağ olun. Şimdi Turgut biraz büstlerden bahset. Sanat tarihinden, büstlerin türünden. İşte artık sen kendince kur cümleler ve bizim büstümüzün biraz ezber bozan bir büst olduğunu söyle. Hayran kalacaksınız de. Ancak değerli sanatçımız Elçin Hanım bugün adeta ezberleri bozarak sanatçımızı öyle bir betimledi, öyle bir eser ortaya çıkardı ki eminim hepiniz gördüğünüzde bu yeni akımın, bu yeni sanat akımının sizler de hayran olacaksınız. Sizler de hayran olacaksınız. Sağ olun. Sağ olun. Aksesuarlarıyla, kostümüyle, her şeyiyle yaptığı büstü bugün ben şahsen açmış olmaktan kendi adıma, belediyemiz adına çok büyük bir mutluluk duyacağım. Şimdi Nuri Bey'i de konuşturalım, bir duygularını alalım öncesinde. Bir duygularını alalım. Sayın sanatçımızın bir duygularını alalım. Buyursunlar efendim. Alkışlıyoruz. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Tabii ki bu buluşmamızı sağ olsunlar çok teşekkür ederim. Beşiktaş Belediye Başkanımızın kültürle temas eden başkan yardımcısıyla birlikteyiz. Onun sayesinde çok teşekkür ediyorum. Yani bir sanatçının ölmeden bir caddeye, bir sokağa veya bir büstünün yapılması, görmeden kendisi görmesi ölmeden önce... Bunlar çok önemli. Yaşarken sanatçıyı yaşatmak gerekiyor. O anlamda düşündükleri için, böyle bir eğilimde bulundukları için kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bravo. Plaketimiz hazırsa takdim edelim. Ki hazırdı biliyorum. Evet, takdim edelim. Tabii ki bu meyanda bizim büstümüzü yapan güzel çok teşekkür ederim. İnsana da çok teşekkür ederim. Emeğinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok güzel. Evet. Bunu da evimizin en güzel köşesinde. Tabii benim için çok büyük bir anı. Hem sokağa hem caddeye isim verilip böyle bir üstünde olması. Plakette de sanırım isimde bir yanlışlık var. Ciddi misin? Evet. Tamam. Yok, öyle bir şey. Evet Kemal sen plaketi geri al. Geri al. Ben sonra sizin evinize yollayacağım da bunu de. Yok, ben şey yaparım. Nereden gördünüz? Ben bunu kamerada şey çektim. Sonra ben bunu size evinize yollatacağız biz. Şey yapmayın hiç. Allah ya millete zaten orada zaten rezil olduk. Şimdi milletin içinde de böyle bir şey yapma. Ya siz de patavatsızsınız yani. Affedersin yani. Ya Ceyda. Ceyda niye giriyorsun? Ben söylemedim ama. Ben dedim mi sana soyadını hatırlat diye. Eyvah tam hazırlamıştık. Yumuşatmıştık Nuri Bey'i şimdi tekrar gerildi. Bence geriyorsunuz. Çocuklar, siz ben çıkıp alabilir of yani gerçekten tamam. Yapacağınızı... Ya hiç gelmenin alemi tamam. Yok lütfen. Arkadaşlarınız lütfen çekiyor yani. Röportaj yapmıyor. Sonra. Neyin hatası? Sonra. Röportaj almıyoruz daha sonra. Röportaj yapıyoruz. Ya affedersiniz çocuklar ya size karşı böyle bir şey olmak istemezdim ama... Böyle bir şey olmaz yani. Ya böyle bir şey yok yani. Burada bir şey yapılmışsa sizin ayıbınız. Bana niye söylüyorsun şimdi burada? Ben görmezden geliyorum, bilmem ne tabii geliyorum. Ya. Zaten orada gerildik. Kameralar çekti. Siz kendiniz düşünün yani. Sizin ayıbınız bana ne yani? Hayret ya. Tamam, sakin olalım. Başkanım ama... Haklısınız. Ne bazı, kadar acemi bazı, sizin bazı yetiştirdiğiniz yanımızda tamam, çalışan elemanlarınız. Ne kadar başkanım, böyle tamam şey... Hallediyoruz. Hata üstüne hata ya. Böyle bir şey yok ya. Eyvah, çok sinirlendirdik şimdiden. Valla arkadaşlar artık bilmiyorum. Siz düşünün heykeli görünce kafanızda kırmasın yani. Tam unutmuştu soyadı meselesini. Ceyda sağ olsun. Tamam o zaman açmaya da gerek yok. Gerek yok ya. Lütfen. Tabii nedir yani? Arkadaşlarım patavatsız. Allah Allah. Nuri Bey lütfen. Tutar mıyız lütfen arkadaşlar? Tamam varsa onlara söyleyin bunları. Bana niye söylüyorsun? Şimdi burada bu kadar kişinin içinde böyle... Tamam. Nuri Bey'le sakin. Bir moral alkışı alalım. Hadi. Sıkıntı yapacak bir şey yok, olur öyle. Sıra bakın. Bir alkış alalım. Bravo. Siz mi alkış
konuşacaksınız? Rasim Bey, bir yardımcım başkanımla beraber. Nuri Bey açsın Turgut. Evet, Nuri Alço açsın kendi heykeline. Bence sanatçımız açsın sana. Onun hakkıdır. Buyursunlar. Yüz görümlü isteyelim mi çocuklar? Vallahi siz taksanız da geri alırsınız heykeli yüzünü görünce Nuri Bey. Yüz görümlü isteyelim mi sizden? İşte en merak ettiğim an bu andı. Bu ne ya Allah aşkına? Ah ah ah. Bu ne ya Allah aşkına? Bana mı benziyor mu bu? Evet. Ha? Neden öyle? Ne diyorsunuz çocuklar? Bana benziyor mu Allah aşkına ya? Ya. Ha? Andırıyor deyin bari. Neresine benziyorsa hiç. Andırıyor gibi biraz yani. Ama ben. Andırıyor mu? Yani, benziyor, Ah ne yapsın adamcağız? Elçin, bu benim yorumum de Elçin. Ben böyle yorumladım de. Benim sanatçı görüşüm. Hiçbir şey kurtaramaz bu ama. Buna varım bilmiyorum. Ben sizi böyle yorumladım. Yani bu sanatı bir kalıba sokamazsınız Nuri Bey. Ve görece bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Tamam da yani şimdi koyduğunuz zaman bu... Bu yani ben de bu kadar ilgili, benzemeyeceğim. Yani, ya Elçin Hanım sanat bu kadar... Kaç yaşında biraz... şu tipe bak Allah'ım çökmüş bitmiş bir adam burada. Yani şu heybetli Nuri Alço'yu böyle heykelleştirmek çok ayıp cidden evet. Hakikaten bugün biz ters bir tarafımızdan kaldık yoksa böyle böyle bir şey ya. Öyle söylemeyin olur. Herkesin kendi şeyi vardı niye? Şey desenize gözlük takınca biraz benziyor ama diyeyim. Hiçbir şey kurtaramaz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına bakın çocuklar. Gözlük takınca oluyor ama. Gözlük, hep gözlükle mi gezeceğiz? Yatakta gözlükle mi yatacağız? Böyle bir şey var mı? Ama ben tek başıma karar vermedim Nur Bey. Bunu ben birçok sanatçı arkadaşım gerçekten yani biz bütün bilinenin dışında bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bence kime benziyor? Müşfik Kenter'e benzemiyor mu çocuklar? He? Vallahi ne Müşfik'e? Müşfik Kenter'e keşke benzese. Yani benzese bir hiç olmazsa bir yakışıklı heykel olurdu. Bu hiç kimseye benzemiyor yani. Bir şeye benzetemedim ben bunu. Müşfik abi. Ben son halini hiç görmemiştim. Yapılırken gördüm. Yani bunu nasıl bu hale soktunuz? İnanılır gibi. Yani böyle bir şey ben olmaz. Ben hayatımda görmedim. Elçin Hanım, sanat lütfen böyle yerlerde sürünemez. Ya bana benziyor mu Allah aşkına? Baksana ya abi ne ilgisi var bunun ya? Kabul etmiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kabul etmiyorum. Ben şaşırdım, şok oldum. Yani başkanım kusura bakmayın. Ben de kabul etmiyorum bunu. Siz o zaman bir gidin dediğim gibi bir gezdim diyorsunuz da bir eski. Nuri Bey ben bütün... Başkanımızdan bütün... sorun bakayım eskiye bak nasıl yapıyor bu büsleri, nasıl bir kalıp çıkarıyor, bakın, nasıl mumyaları çıkarıyor. Bakın hep görür yani bizim böyle bir şey yok. Hep aynı yapılan şeylerdir. Ya, Nuri Bey insan beni çağırır, beni çağırırsın kardeşim, beni çağırırsın. Kameralar biraz uzaklaşsın, çok burnunun dibine girmeyin Nuri Bey'in, uzaklaşın biraz yanından, bir sakinleşsin. Resimlerimden bakarsın, bir bana bakarsın. Arkadaşlar, eksikleri şey tamamlarsın. Ben bir, ondan sonra yani, ama ben bir fikir, alın yani, bir fikir alın ya. Fikir almadan, bir şey yapmadan böyle bir. Şu vatandaşları bir alın lütfen. Efendim. Alın. Bir dakika, basın. Büyük rezalet şu anda. Çok kızgınsın Elçin'e, Turgut. Nuri Bey. Bir saniye. Ben çok anlıyorum. Yani. Ben bu sanatçımızla ilişkimizi kesiyorum. Ne münasebetle? Ya şuraya sizinle da alaya bile. Sizinle çalışmayacağız daha. Siz beni ben yaptım. Buyurun. Siz beni tanıyor musunuz? Ben nasıl sizi tanımam Nuri Bey? Bütün nedir adım? Nedir adım? Nuri Alço. Burada ne yazıyor? Burada. Bu. Ben bunu asla... Burada ne yazıyor ya? Allah. Ya tanıyorum gör Nuri Alço diyor. Bunu Nuri Alço yazıyor. Ya olmaz. Her şey yok. Her şey. Hadi ya. Nuri Bey. Tamam abi. Bırakın abi ya. Aman arkadaşlar gitmesin, durdurun Nuri Bey'i. Dedim ben çok kızacak dedim. Nuri Bey tamam halledeceğiz gerçekten. Nuri Bey. Bir sakin olun. Bir şey görmeyeyim. Hepsini halledeceğiz. Anlıyorum diyorum. Ben alamam. Ya büstü yapıyorsun. Bak
bakın, altına ismi diyorsun, alço diyorsun. Bu niye alsın? Nasıl bir dikkatsizlik bu? Lütfen, tamam. Bakın tamam. Lütfen bunun sorumluluğunu ben alamam. Doğru, haklısınız. Abi dikkatçi yok ya. Böyle bir şey. Evet, artık oyalayın, bir şeyler yapın, oturtun. Bir sakinleştirin. Oturtun şöyle bir. İzin verin. Bir şey yapalım. Geçelim ya, şöyle. Tamam ya, bırak. Bırak, tamam. Tamam hadi. Bugünü tamamen iptal et. Nuri Bey, bugünü tamamen iptal ediyorum. Kaldır ya. Tamamen iptal ediyorum. Bir şey yok. Hiç olmamış sayıyoruz. Kaldır abiciğim. Arkadaşlar tamam. Tamam. Dağılın. Lütfen buyurun. Zabıt arkadaşlar ilgilensin. Lütfen. Bütün kültür hizmetlerinde... Bir kahve Nuri Beyciğim'e, bir kahve... Hakikaten böyle bir şey. Arkadaşlar bir kahve alın bize. Ya kendisine soruyorum. Adın ne? Alço, Nuri Alço diyor. Bana kalkmış. Ya sen bunu yapmadın mı? Yaptın. Niye bunu değiştirmiyorsun kardeşim? Bu benim sorumluluğum değil. Bu sizin sorumluluğunuzda olan bir peki, şey. Peki bize gösterdiniz. Elçin Hanım. Gösterseydiniz en azından. Biz size... Hayır, şu anda Nuri Bey isimle ilgili. Lan böyle bir şey yapıyorsun. Benim şeyimin fikrim al. Ya çağır, ben de göreyim bakayım nasıl yapıyorsun. Tabii. Ne diyorsun kardeşim? Böyle bir şey olur. Ama ben bunu size sorarsam o zaman onun hiçbir sanatsal değeri kalmaz ki. Ya resimlerimiz bizim. Ya koy oraya bir röpte şamburlu bilmem ne biz... Türkiye'de o ufacık çocuğa gibi sorsan bütün filmlerim 50 tane, her yerde dünyanın her yerinde resmimiz var ya, ama bu kadar bilinmeyen adam mıyız kardeşim? Ama ben yürümek istemiştim. Yani siz bunu yani, ben ama anlamadım Nuri Bey gerçekten. Tamam da soyadımı dahi oraya yanlış yazıyorsun. O ben inanın benimle ilgili değil hiç. Ya hadi ya. Hiç alakası yok. Nuri Bey hiç alakası yok. Bakın o tabanlığın... Ya burası... sen bu olaya imzanı atmıyor musun kardeşim? Atmıyor musun hanımefendi? Evet ama ben bunu size söyleyeyim. İmzanı atmıyor musun sen buna? Bu sana ait... Alttan alıyorsunuz hepiniz birden aynı anda. Nazik cümleler. Aranızda tartışın. Turgut'u tartışmaya sürükleyen için. Nuri Bey'le değil, kendi aranızda tartışın. Beyefendi niçin konuşmuyorsunuz? Bakın, beyefendi lütfen. Allah Allah. Biz konuşuyoruz, siz kabullenmiyorsunuz. Hayır, Elçin Hanım burada... Ben sizle daha önce görüşmedim. Sanatı mahvetmişsiniz. Hayır, siz... Değerli bakın, sanatçımızı... Siz profesyonel olduğu olmayacak şekilde kötü... Ama hiç müsaade etmiyorsunuz. Lütfen bir şey izah etmek istiyorum. Buyurun. Büstü beğenmemiş olabilir Nuri Bey. Hiçbir şey söyleyemem. Sanat görecedir. Evet. Tekrar söylüyorum. Ama ben büstü oraya getirmeden bu mu önce... Bir saniye müsaade eder misiniz? Ben büstü oraya getirmeden önce kalıbı kim hazırlıyor oraya büstün konması için? Tıpkı Sezen Hanım'ın olduğu gibi siz hazırladınız. Ve size ne dedim hanımefendi, size söyledim. Bu ne biçim şey? Nuri Alçı kim ya? Ya ben Alçı de Alço diye gönderdim. Ben alamam. Hepsi öyle ama geldi. Bakın, son dakika ben, değiştiremedim. Ayrıca hepinize teşekkür ederim. Lütfen, lütfen. O isim soyad ben olmadığıma göre o kişi de ben değilim. Evet, bir şekilde sıyrıldım. Nasıl olsa ben değilim diyor Nuri Bey. Haklı valla. Şimdi isim de değişik, Allah'tan kişi de değişik, bambaşka biri. İyi ki öyle olmuş. Bunda da bir hayır Nuri var Bey, zaten bugün hiç yok sayıyoruz. Evet başkan öyle. Kemal ve Rasim, Elçin'e sinirlenin. Böyle başkanıma yükselmeyin deyin. Koruyun başkanınızı. Başkan, öyle, siz de yok sayıyorsunuz. Tamam, 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 yok, tamam, yok sayıyoruz. Başkanıma yanlış. Olmayacak. Başkanıma yükselmezsiniz. Başkanıma yükselmezsiniz. Bir saniye bakın. Ben hayır. Bakın bir şey söyleyeyim. Çok rica edeceğim. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Ya para alıyorlar değil mi? Efendim yapayım. Olur mu? Efendim sanatta para yoktur. Ne olur siz yıllarca sanatta. Ya tamam sanatta para yok ama. Hayır. İyisi değiliz. Ama yapacağınız kişiyi iyice etüt etmeniz lazım. Birebir böyle bir hiç olmasın söylemeyin. Gelin benimle bir sohbet edin, evet. Bir konuşun, bir görün nedir, nasıl bir insandır. Beni tanıyın öyle, ona göre yansın yani. Sizi bir, tanımamak ağzımı, mümkün mü? Abi selfie çekebilir miyiz bilmem ne. 1000 kişiyle ben resim çektiriyorum. Bir günde. Saniye. Sokaklarda. Bir saniye. Gel benimle bir resim çek, ona göre yap be kardeşim. Allah Allah. Ya, İnternetten fotoğraflarınıza ya, baksana böyle bir şey. Yani. Tabii canım ya. Böyle bir şey yok. Ya birebir insanın gözlemlemesi lazım tabii. Ne sizinle yapayım? Buluşması lazım. Biz. Ne yapıyorsun? Al evine götürsün koysun yatak aynen. Odasına. Evine götürsün değil mi? Saat biraz daha az. Evet. Onun için gerekli bir şey verdik Nuri Bey. Verdiniz tamam. Neyse alırız geri ya. Ne yapıyorsun? Şimdi bu resmen benim üniversitedeki derslerime benziyor. Ha bırakın. Şu gazozu mazozu da koymuş tamam, oraya. Ya bırakın. Gazozu mazozu da koymuş oraya. Allah Allah. Ah fırlattı gazozu. Siz dua edin kafanızda kırmadı o gazoz şişesini. Ben şimdi korkuyorum o heykel biraz daha orada durursa heykeli de fırlatacak. Bir saniye. Ben isimle ilgili hiçbir şeyin sorumluluğunu kabul etmiyorum. 1000 kere özür diliyorum sizden. Bu çok ayrı. Gerçekten lütfen özrümü kabul edin. Ya ben özür dilerim lütfen, hakikaten. Gerçekten bana yakışmayan bir tavır yaptım ama. Estağfurullah hepimiz ben... insanız. Hayır ne olur hepimiz insanız. Çok normal. Zaten heykel berbat bir de
önüne koyuyorsunuz adamın, arkadaşlar oraya... Tamam, kaldıralım. Bence kaldıralım. Evet, bu benim fikrimdi ama olmadı. Geliyorum hemen. Siz heykeli arkaya getirin. Sanıyorum biz heykelle birlikte geleceğiz. Öyle görünüyor. Evet, daha fazla sinirlendirmeyelim. Tamam, heykeli bana ulaştırın, getirin arkaya. Tamam, ben geliyorum birazdan. Nasıl bir moralle, nasıl bir şekilde geldim? Mutlulukla geldim. Mutlulukla geldim. Mutlulukla geldim. Bitti. Ya kaldırsınız. Zaten berbat bir şey yapmışsınız. Bir de adamın önüne koyuyorsunuz. Ayıp. Tamam ya. Öyle ama yükseltmeyelim. Rahatsız Bey. Alın götürün onu. Hayır, ben bir şey anlatacaktım. Niçin? Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Teşekkür ederim. Bunu yapmam da teşekkür ederim. Tamam, sakin olalım. Yani çözülmeyecek şeyler değil bunlar. Sizin de bir emeğiniz var. Ya, iyi de şey yapma, natürmört resim yapmıyorsunuz ki. Bir doğayı, ya bir ya şey, ben... Burada bir... Ne kadar yanlış. Sevgili Nuri Alço. Sevgili Nuri Alço. Bunu şu anda sizin gözünüzün önünde yere atıyorum. Bu ne rezalet? Bu ne rezalet sevgili Nuri Alço? Ya canım arkadaşım. Çok eğlenceli bulduğumuz şakayı size uygun gördük. Özür diliyoruz. Çok güzelini yapacağım. Böyle bir şaka mı olur Allah aşkına ya? Ya. Sizi çok kızdırmadık. Azıcık kızdırdık. Çok iyi. Ya yanlış ya. Mermer çok yazın iyi. Dedim. Alçı olmaz soyadım. Ama ne diyeyim ben? Koskoca Nuri Alço, Alçı diye karıştırılır mı? Şaka olmasa böyle bir şey gerçek olabilir mi? Düşünsenize. Olacak iş mi? Alkışlıyoruz Nuri Alço. Ya kusura bakmayın. O ne ya? Bunu nasıl bir şey? Kalemimiz var mı? Ya zaten yürüyemedim, kaldım böyle, şimdi bakıyorum. Soyad Allah Allah diyorum yani, böyle bir şey, böyle bir yanlışlık belediyenin yapması mümkün değil. Başkan yanlışlık olur mu yani, şimdi siz koskoca bir başkan yardımcısınız ve hayır, kültüre hayır. Bakıyorsunuz yani, olacak bir şey değil. Sonra kültürle uğraşan bir insanın yani böyle araştırmadan, bakmadan şeyine böyle bir olabilir mi, yanlışlık mümkün değil. Ya bu kültür dediğin sakin zaman yapalım. Bir insan... Ya sanatçısını bilmezse, ismini, soyadını bilmezse böyle bir şey olabilir mi ya? Ya öyle bir yanlış yapılmış orada zaten. Sen şimdi sen o yapılan yanlışı burada halkın içinde niye vurguluyorsun kardeşim? Plakette de sanırım isimde bir yanlışlık var. Ciddi misin? Evet. Tamam. Hayır, yok tamam. Öyle bir şey. Yere bakan bir adam dedi, hiç bir tarafım benzemiyor. Ne eller, ne bilmem ne, ne insan bir yüzük takar, bir şey takar. Bir zincir şöyle böyle yapmış bilmem ne. Alayım. Bu ne ya Allah aşkına? Bana mı eziyor mu bu? Gazozu ihmal etmemiş yalnız. O tamam, bana ait bir şey. Gazoz ama diğeri bana ait değil. Ya bırak. Şu gazozu mazozu da koymuş oraya. Pis yabancı gelmedi arkadan. Başta arkam dönüp biri sesleniyor orada. Baktım Demet'i gördüm, şaşırdım, şok oldum zaten. Allah Allah, bunun burada ne işi var dedim. Düştü zaten ama sonradan bitti olay. Sevgili Nuri Alço. Gerçekten çok üzgünüm. Sevgili Nuri Alço. Bunu şu anda sizin gözünüzün önünde yere atıyorum. Bu ne rezalet? Bu ne rezalet sevgili Nuri Alço? Ben kendim bayıldım, siz zaten bayılacaksınız. Gazoz içmenize de gerek yok. Çok aramızda. Çok aramızda. Başım ellerim takla. Eş dost var şakamızda. Aramızda. Çok aramızda.